Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Hoca. Bugün yeni bir TYT tarih denemesiyle birlikteyiz. Hadi bakalım bu denememizin sorularını çözüverelim hemen. Evet, gelsin o zaman birinci sorumuz. Bizans'ın Arap Yarımadası üzerine sefere çıkacağı haberini alan Hz. Muhammed 631 yılında ordusuyla Bizans üzerine Tebük seferine çıkmış. Bu haberin asılsız olduğu anlaşılınca sefer iptal edilmiştir. Bu sefer sırasında birçok bölgede İslamiyet yayılmıştır. Bu bilgilere bakılarak İslam ordusuyla ilgili 1. Bizans ile mücadele edilecek güce ulaşıldı. Bakın doğru, gerçekten de artık askeri yönden Müslümanlar güçlenmiş. İslamiyet'in yayılmasına katkı sağladı. Bakın bu da bu bilgilerden çıkıyor arkadaşlar. Ne diyor? Bu sefer sırasında birçok bölgede İslamiyet yayılmıştır diyor. Kabak gibi ortada her şey. Bu da doğru. Komutanlığını ilk defa Hz. Muhammed'in yaptığı. Arkadaşlar İslam ordusunun komutanlığını ilk kez Hz. Muhammed Aleyhisselam Tebük'te yapmıyor. İlk savaş olan Bedir Savaşı'nda yapıyor. Bedir Savaşı'nda Hz. Muhammed'in başkomutanı olarak yer aldığı savaşta Müslümanlar Mekke'li müşrikleri yeniyorlar hatta. Dolayısıyla Tebük seferi Hz. Muhammed'in çıktığı son seferdir. Evet, ilk sefer değil yani son sefer. Dolayısıyla bu öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yani C şık olacaktır arkadaşlar. Evet. Gelsin ikinci sorumuz hemen. Bakın Osmanlı tarihinden gelen güzel bir soruya benziyor. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya, Hamitoğullarından para karşılığında Isparta alınmıştır. 1. Bayezid döneminde ise diğer beylikler üzerine seferler düzenlenerek devletin egemenlik alanı genişletilmiştir. Bu durumdan rahatsız olan beyler Timur'a sığınmış ve onu 1. Bayezid'e karşı kışkırtmışlardır. Bu faaliyetler 1402 yılında Timur ile 1. Bayezid arasında Ankara Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur. 1. Murat ve 1. Bayezid dönemlerinde meydana gelen bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı diyor. Bakın ne diyor? Gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunulmuştur. Arkadaşlar bakın gaza ve cihat kafirlere karşı İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşlardır, fetihlerdir. Bakın burada hiçbir gayrimüslim unsur verilmemiş. Beylikler verilmiş, beylikler Türk. Osmanlı verilmiş, Osmanlı Türk. Timur verilmiş, Timur Türk. Üstelik bunların hepsi Müslüman. Dolayısıyla Türk-Türkiye savaşırsa bu gaza ve cihat olmaz. Dolayısıyla dakika bir gol bir cevabımız Adana arkadaşlar. Evet, bu ifade yanlış bir ifadedir. Cevabımız Adana. Evet, gelsin üçüncü sorumuz hemen. İkinci Mehmet yani Fatih döneminde 1460'ta Mora'nın alınması, 1461'de Sinop ve Trabzon'un alınması, 1475'te Kırım'ın fethi, 1480'de İtalya seferi, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz diyor. Değil mi? Bakın Akdeniz'de etkinliğin artması. Arkadaşlar Mora biliyorsunuz Yunanistan'ın güneyinde bir yarımada. Mora'nın alınması Akdeniz'deki etkinliği artıracaktır. Ege, Akdeniz'de. Doğru. Karadeniz'in Türk haline tamamen gelmesi 1475 yılında Kırım'ın fethiyledir. Bakın bu ifade de doğru. C şıkkı bir dursun. Evet, C şıkkında ne diyor bakın. Bizans'ın yeniden canlanma ümidinin ortadan kalkması. Kesinlikle bu ifade de doğru. Bakın arkadaşlar, Mora ve Trabzon'un alınmasıyla Bizans'ın küllerinden diriltilmesi umutları yok edilmiştir. Bakın bu çok güzel bir soru olarak karşınıza AYT'de bir benzeri gelebilir. Bu da doğru. D şıkkını bir atlıyorum. E şıkkına bakın. Ticari faaliyetlerin hız kazanması. Arkadaşlar bakın farkındaysanız Kırım'ın fethi, Sinop'un fethi, Trabzon'un fethi, Mora'nın fethi buralar hep liman kentleridir. Dolayısıyla buralarda ticari faaliyetler zaten canlıdır. Bu da doğru. Evet. Lakin D şıkkında ne diyor çocuklar? İslam dünyasının liderliğinin Osmanlı hanedanına geçmesi Fatih döneminde değil, Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Mısır seferiyledir arkadaşlar. Bu Yavuz Sultan Selim dönemine ait bir gelişme. Yavuz Sultan Selim Mısır seferiyle Memlüklere son vermiş ve İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirmiştir. Halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Kutsal emanetler İstanbul'a götürülmüştür, değil mi? Dolayısıyla bu Fatih dönemiyle ilgili bir şey değil. Yavuz Sultan Selim dönemiyle ilgili bir şey. Cevabımız açık bir şekilde denizli arkadaşlar. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Bakın, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal'in
Erzurum milletvekili seçildi. Ya lakin tutuklanma nedeniyle, tutuklanma gerekçesiyle gitmediği ve burada Ankara'da yapılan milletvekilleriyle yapılan görüşmeden bazı isteklerde bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu istekler nelermiş? Atatürk neler istemiş İstanbul'a gidecek milletvekillerinden? Bakın ne diyor? Mecliste bir müdafaa hukuk grubunu oluşturun. Kendisinin meclis başkanı olarak seçilmesi. Mustafa Kemal'in bu isteklerinin Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararların kabul edilmesi kesinlikle doğru. Mustafa Kemal Paşa Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararları yani Misak-ı Milli'yi onaylamalarını istiyor vekillerden. Bu ifade doğru. İkinci şıkka bakalım. İkinci öncül. Kanun esas tarafından meclis başkanına verilen yetkilerden yararlanmak istemesi. Kesinlikle. Bakın eğer bu meclis dağıtılırsa Mustafa Kemal meclis başkanı olarak anayasanın kendine verdiği hak ile milletvekillerini başka bir yerde toplantıya çağırabilir. Bunun için kendisini meclis başkanı seçmelerini istiyor. Bu da doğru. Üçüncü ifadeye bakalım. Milletin istekleri doğrultusunda kararlar alınmasını istemesi. Kesinlikle arkadaşlar bu da doğru. Zaten müdafaa hukuk grubunun kurulmasını bu nedenle istiyor Mustafa Kemal Paşa. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 olacaktır. Hangisi gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir diyor sorunun kökünde. Cevabımız kesinlikle 1-2-3 olacaktır değerli arkadaşlar. Evet. Son sorumuza geçiyorum. Gelsin 5. sorumuz. İtiraf devletleri 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar İstanbul Hükümeti ile sıkı ilişkiler içerisinde olmasına rağmen bu ateşkesi TBMM Hükümeti ile imzalamış, hatta işgali devam eden İstanbul ve Doğu Trakya'yı TBMM Hükümeti'ne bırakmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakın arkadaşlar burada uzatmayacağım. B şıkkına bakın. Taraflar arasında kesin barış sağlanmıştır diyor. Yanlış. Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır. Silahları, tüfekleri susturan antlaşmadır. Daha barış henüz yapılmadı. Ne zaman taraflar arasında kesin barış sağlanacak? Lozan Barış Antlaşması'yla taraflar arasında barış sağlanacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız aslında Lozan Barış Antlaşması olacak. Evet. İfade yanlış bir ifade arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak diyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, böylelikle bugünkü TYT tarih denemesinin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.